Merhaba sevgili çocuklar. Besmele ile başlayalım söze. Çünkü o en güzel kelime. Rahmet gelir gönlümüze, dilimize. Kim bilir belki melekler de katılır bize diyerek bugünkü masalımıza başlıyoruz. Masal başlıyor. Aslan ile fare Cino sadakayı öğreniyor. Güzel mi güzel bir ormanda yaşayan Cino isimli bir fare varmış. Arkadaşlarıyla toplanıp kitap okumayı çok severmiş Cino. İşte o günde kolunun altında bir hadis kitabıyla arkadaşlarının yanına gelmiş. Hadi demiş arkadaşlar, içinizden biri bana bir sayı söylesin. Hemen atılmış Muzi isimli fare 16 demiş. 16 numarayı söylüyorum. Cino da hadis kitabından 16 numaralı hadisi şerifi bulup arkadaşlarına okumaya başlamış. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yaptığınız her iyilik sadakadır. Güler yüz göstermeniz, iyi ve doğru olana teşvik etmeniz, kötü ve zararlı olanlara engel olmanız, bulunduğu yerin yabancısı olan birine yol göstermeniz, insanlara zarar verebilecek şeyleri yollardan kaldırmanız, hakkınız olan bir şeyi ihtiyacı olan bir kardeşine vermeniz hepsi birer sadaka. Çok sevinmişler bu hadisi duyduklarına. Sonra oyunlarına dalmışlar, oynamışlar, yorulmuşlar. Minik Cino kitabını kolunun altına alarak artık benim eve gitmem gerekiyor demiş ve arkadaşlarından ayrılmış. Ormanda giderken küçük bir su birikintisinin içine düşmüş. Su birikintisi küçükmüş küçük olmasına da bizim Cino da küçük bir fare olduğu için bir türlü çıkamamış suyun içinden. Çırpınmış, zıplamaya çalışmış nafile. İmdat! İmdat! Ama zavallı minik farenin sesi de pek incecikmiş. Kimseleri duyuramamış sesini. O sırada oradan bir aslan geçmekteymiş tesadüfen. Aslan tam minik farenin üzerine basmak üzereymiş ki inceden bir ses duymuş. İmdat! İmdat! Merakla eğilmiş yere doğru bu sesin nereden geldiğini anlamak için fareyi görünce çok şaşırmış. Bu kadar küçük bir su birikintisinden nasıl çıkamadığını anlayamamış. Farenin boğulma tehlikesi geçirdiği birikinti onun için bir içimlik suymuş. Fare şaşkın şaşkın bakan aslana seslenmiş. Lütfen yardım edin bana. Emin olun iyiliğinizi karşılıksız bırakmam. Bir gün bakarsanız benim de size bir faydam olur. Aslan gülmüş fare Cino'nun sözlerine. Sen mi? Demiş. Bir yudum suda boğulacak olan minik yaratık sen mi bana iyilikte bulunacaksın? Sonra devam etmiş sözlerine. Karşılığını ödeyemeyeceksin diye sana yardım etmeyeceğimi mi sandın? Krallara yakışan karşılık beklemeden yardım etmektir. Bu sözlerin ardından fareyi düştüğü su birikintisinden kurtarmış. Aradan haftalar geçmiş. Başka bir gün aslan ormanda gezerken bir avcının tuzağına yakalanmasın mı? Bir anda ağın içinde buluvermiş kendini. Ne yaptıysa kurtulamamış. Tam o esnada gezintiye çıkan fare Cino aslanın çırpınışlarını görmüş. Hemen ağı kemirip sizi kurtaracağım demiş aslana. Aslan hala fareyi küçük görmekteymiş. Koskoca ağı nasıl kemireceksin be Cino? Baksana ipleri nasıl da kalın. Ben güçlü bir aslanım. Biraz uğraşırsam bu ağı parçalayabilirim. Aslan başlamış çabalamaya. Uğraşmış, didinmiş ama ağı parçalayamamış. Eh iş başa düştü demiş fare ve gidip arkadaşlarını yardıma çağırmış. Minik fare ve yardıma gelen arkadaşları ağı o kadar çabuk kemirmişler ki aslan nasıl kurtulduğunu anlayamamış bile. Minik fare aslana yardım etmenin mutluluğuyla gülümsemiş ve arkadaşı Muzi'ye Muzi iyi ki 16 numaralı hadisi seçmişsin demiş ve hep birlikte oradan uzaklaşmışlar diyerek iyilik kuşuyla bitirelim sözlerimizi. Zorda kalana yardım edince, muhtaç olana bir şey verince,
Sevap hanem iyiliklerle bir bir dolunca, sevinçten kuş olup uçuyor kalbim, cennet ülkesine göçüyor kalbim diyerek yatmadan önce 3 sefer Allah beni görüyor ve benimle beraberdir. Allah beni görüyor ve benimle beraberdir. Allah beni görüyor ve benimle beraberdir demeyi de unutmayın, olur mu? Başka masallarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.